Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar yine yepyeni bir transfer videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomda şöyle Galatasaray'ın transfer gündemini bir derleyip toparlamak istiyorum ve şu aklınızdaki soru işaretlerine bir son vermek istiyorum. Açıklayıcı bir video olacağını düşünüyorum. Lütfen izlerken de güzel bir beğeni atıp ve aynı zamanda abone olsanız çok mutlu olurum. Kısa kısa her mevkiye değinmeye çalışacağım. Öncelikle iş transferle başlayalım. Şimdi başkanımızın yakın zamanda bir açıklaması oldu ama ben bu açıklamanın bir politik açıklama olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ya transfer döneminde başkanımız Sayın Burak Elmaz demişti ki Morutan'la ilgilenmiyoruz. Moruzan'a teklif yapmadık, yapmayacağız demişti. Ama Morutan bir hafta sonra Galatasaray'ın formasını giydi. Yani e, başkanlar tabii ki politik konuşmak zorunda. Transferde çok fazla e, hedef şaşırtmak istemezler. Ama buradaki politik konuşmasının nedeni şuydu. Hani futbolcuların da e, aslında psikolojisiyle oynamamak. Çünkü sen bir futbolcuma çok fazla teklif var dersen o futbolcu da aslında şımartmış olursun. Medyanın önüne atmış olursun. O futbolcu da sen de oynamazsa gitmek isterse yeridir. Bu yüzden başkanımız Sayın Burak Elmas'ın ben transfer e ilgili transfer e, konusunda bizde gelen bir teklif yok demesi konusunda ben bir politik cevap olduğunu düşünüyorum. E, bunun dışında e, Yedlin, Luynama gibi isimlerin gitmesini bekliyorum açıkçası. E, Figurin'in de aslında belki bir Başakşehir teması var olur mu olmaz mı? Afrika Kupası girdi devreye. Asuncao'nun gitmesini bekliyorum. Yani 3 tane minimum bir yabancı kontenjanının açılmasını bekliyorum. E, kaleci ile başlamak istiyorum. E, kaleci konusunda tabii iş transferde Fatih Öztürk'ün de gitme ihtimali var. Aytaç Karan'ın gitme ihtimali var ama bunlar Fatih Terim'in onay vermesi durumunda gidecekler. Aksi taktirde gitmeyecekler. Şimdi e, kaleci konusunda biliyorsunuz birçok isim dönüyor. İrfan Can Doğan Alemzar ve e, Sinan Bolat isimleri geçiyor. B. Okan Koçuk var. Bunlardan biri olacakmış gibi gözüküyor. A. Ben olmasını istediğim futbolcu Okan Koçuk. Bedava en azından belki Giresun Spor'u anlaşırsan futbolcuyu geri alırsın. En azından bir bonservis bedeli vermezsin. Savunma hatında Sabek'te İsmail çok çalış var. Galatasaray'ın gündeminde olduğu. O girişimler olumlu gidiyor. Zaten 12 Ocak'ta açılacak transfer dönemi. O zaman belki daha net konuşabiliriz bu konuda. Sobek'te Fatih Vahanolt'un herhangi bir gitmiş durumundaki Lazio istiyor Anolt'u. Eğer giderse o bölgeye. Rusya Ligi'nden Yuri Gorskov şu anda gündemde. 22 yaşında çok genç bir isim. Hızlı bir isim, teknik bir isim. Bindirmeleri çok iyi. Birazcık izleme mı oldu. ki Yuri Gorskov'u da ilk defa YouTube'da biz açıklamıştık bunu. Yaklaşık 3 hafta kadar önce biz açıklamıştık. İyi bir isim ee, ama tabii ki sonuçta genç potansiyeli bir isim. Kapalı bir kutu. saşa boyu da böyleydi. Kapalı bir kutu olduğu için. Ee, geldiğinde daha net konuşabiliriz. Orta sahaya baktığımız zaman yani bu sene Galatasaray'ın aslında kanayan yarısı orta saha bir de forvetleriydi. Orta sahada forvette e, maalesef savunma arkası top atan, derin top atabilen veya oyun açabilen bir isim yoktu. Her şeyi e, çıkal'da onun omuzlarına yüklemeye çalıştı Galatasaraylı futbolcular merkezdeki kanatlarda ama e, öyle olunca da çıkalda o tek başına maalesef kaldıramadı. Berkan Ataylan'ın oyunu yavaş kurması, İkinci bölgeye topu taşıyamaması, topu e, ayağına aldıkları zaman çok fazla topla oynamaları, e, dönmekte zorluk çekmeleri bu maalesef Galatasaray için hep bu sezon bir eksi not yazdı. E, Savunma arkası da atamaları bir attıkları bir top yok açıkçası. Asistleri yok açıkçası. Bu tabii ki bizler için Galatasaray taraftarları için üzücü bir durum. O bölgeye kesinlikle ama kesinlikle iyi bir transfer, hatta iki transfer yapılması lazım diye düşünüyorum orta sahaya tane 10 numara diyebileceğimiz, kapalı savunmaları açabilen, derin top atabilen, savunma arkası top atabilen, forvetleri atabilen, pas yapabilen, takım öne, öne taşıyabilen bir isim. Böyle söyleyince tabii ki çok böyle yıldız diye nitelendirmeyin aklınızda. Sonuçta 10 numara oynayabilen üretken bir isim o bölgeyi kaldırabilir. E orta sahada Gelson. Gelson'la görüşmeler devam ediyor. 14 Ocak'ta bir kez daha görüşme yapılacak. Belki o görüşme sonucu daha net, daha olumlu olabilir şu anda her şey zaten olumlu gidiyor ama Benfica kulübü birazcık terslik çıkartıyor gibi gözüküyor. 6 e, numaraya Fernando Lucas Martins ismi geçiyor. Yine Brezilyalı futbolcu ki aslında baktığımız zaman kendini ispatlamış, Sıçakta Donetsk forması da giymiş. E, zamanında herkesin beğenisini almış bir isim ama 6 aydır forma giymeyen bir isim. Form durumu nedir bilmiyoruz yani. Şu anda form durumu hakkında bir bilgimiz olmadığı için futbolcu hakkında bir şey diyemiyorum ama geçmişine baktığımız zaman aslında gelsin Galatasaray'da çok rahat oynar diyebiliyoruz. Çünkü Galatasaray bence ikinci bir Fernando olabilir. Ee, zaten hani Fernando Lucas için de herhalde kimse olumsuz not veremez. Bence Galatasaray'ın yeni Fernando'su ve yeni Melo'su olabilecek seviyede. Tabi Gelson gelirse hani bir 10 numara ihtiyaç kalmayabilir. Belki sadece Gelson transferi veya işte Fernando gibi bir isimle beraber Gelson gelirse orta sahada yeterli olabilir. Ama yerli yabancı kuralı da her zaman aklımızın bir köşesinde olması lazım. E, Olasol Bakır var. Olasol Bakır'da Galatasaray e, son noktaya kadar geldi ama araya giren bazı kulüpler var. Bunlar işi bozuyor gibi duruyor ama yine de Galatasaray bu transferi bitirmek üzere diyebiliriz. 12 Ocak'ta belki ilk imza atan futbolculardan bir tanesi de Olasol Bakır olabilir eğer o zamana kadar herhangi bir kulüp aklını çelmezse Olası Bakır'ın. E bunun dışında forvete bakalım. E bu sezon Mustafa Muhammed Cagnev, Halil Dervişoğlu maalesef bitirici konusunda sıkıntılılardı. Mustafa Muhammed'in aslında pozisyon bilgisi iyi. yani Aldığı pozisyon olsun, e, hareketli bir futbolcu, kanatlara kadar açılıyor, savunma arkası yaptığı koşullar olsun iyi. E, son deniz spor maçında da gördük e, aldığı pozisyon çok iyi ama bitirici konusunda yetersiz. E, Afrika Kupası'nda olacak, e, bu, burada da Halil ile beraber bir yer gidebilir miyiz? Çok zor. O bölgeye Galatasaray takviye yapmak istiyor. E, ciddi adaylardan bir tanesi Artem Doğubayk ki Artem Doğubayık e, gerçekten de çok yetenekli bir isim. Vedat Muriş var yine e, Galatasarayın istediği isimlerden bir tanesi ki Fenerbahçe forması giymişti. O da e, Süper Lig'de kendini ispatlamış bir futbolcuydu. E, bunun dışında tabii ki iyi bir isim almak istiyorsanız da bir kontenjan ya da bir futbolcu satmanız lazım. Şimdi bazı arkadaşlar e, chat bölümünde veya yorumlar kısmında görüyorum şunu soruyorlar. Ya en iyi performans gösteren futbolcuyu niye satarsın? Yani komik misiniz diye bazı eleştiriler var. Ya komik değiliz. Olay şu. Yani senin paraya ihtiyacın var. Senin satılamaz diye bir futbolcu yok ki. Marco bugün 30 milyon euro gelirse satabilirsin. Gidersin yerine 5 milyon euroya yeni bir stoper alırsın. Onda da yetişirsin. Onu da versin 30'a. Yani Galatasaray'ın para eden futbolcularını elden çıkartması o bölgede takviyeler yapması gerekiyor. Yoksa Aksi takdirde çok böyle ekonomik olarak transferde sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor gibi gözüküyor şu anda. Tabii forvet konusunda başka adaylar da var biliyorsunuz Galatasaray bir şekilde bir forvet alacakmış gibi gözüküyor. Kanatta bir takviye bekliyoruz ama Ola Solbaken dışında Denizmen de yine Galatasarayın gündeminde olan bir diğer isim. Yani Galatasaray açıkçası bu sezon bir kaleci transferi yapmak zorunda ya Okan ya da yeni bir transfer. Ortasaya bir transfer yapacak ve Forve'de bir takviye yapacak. 3 tane minimum yapmak zorunda olduğu için yapacak. Bunun dışında kontenjan açması durumunda bir kanat bir de üretken bir 10 numara alacak. Yani 5 transfer yapmaya çalışıyor Galatasaray kulübü. Bunu da söyleyelim sevgili arkadaşlar. Bizi izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki Galatasaraylıyız. Lütfen çıkmadan önce kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.